Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, dün isteklerinize baktım ve 7 tane altcoin seçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz cumartesi ve pazar günleri altcoin videosu çekiyorum. Üye olmayanlara özel. Hafta içi her gün altcoin analizleri izlemek istiyorsanız da katıl butonundan en az orta seviyeden üye olmanız gerekecektir. Şimdi 7 tane coin analizi yapacağız. Bunlar hangileridir? Ethereum, XRP, Chainlink, Litecoin, EOS, Ada ve Neo. En çok bunlardan istek aldım arkadaşlar. Bunları analiz yapacağız. Yarın da başka 7 tane. Bu videonun altına yorum bırakıyorum. O yorumun altına isteklerinizi yazın lütfen. Şimdi arkadaşlar önce Bitcoin'la başlayalım. Dün 33.800'lere doğru bir yükseliş yaşandı. 33.700'de acil durum videosu çektim ve dedim ki ben nakite geçiyorum buradan. Ve ardından 2.000 dolarlık düşüş geldi arkadaşlar. Yani çok güzel bir hamle yaptığımızı düşünüyorum. Sabah videomda da 32.500 altında saat kapatırsa o zaman da düşüş beklerim diye anlattım. Ve son olarak da 31.800 altında 4 saat kapatırsa da önemli desteği de kırmış oluruz diye anlattım. Ve 4 saatlik kapanış geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 31.000 kaçta gelmiş? 600'de gelmiş. Yani bu iki ortalamanın altında gelmiş. Bakın. Yani bu olumlu değil. Şimdi ne yapmak lazım? Arkadaşlar ben kendim adıma söylüyorum. Siz farklı yapabilirsiniz. Bu iki ortalama üzerinde 4 saat kapatmadıkça, 32.150 üzerinde 4 saat kapatmadıkça bir risk var. Yani düşüş potansiyeli var arkadaşlar. Nereye kadar? Örnek vereyim. 29.000'e bir iğne gelebilir. Veyahut arkadaşlar 28.500'e iğne gelebilir. Şimdi hangisinden döneceğini bilmiyoruz. Düşeceği de belli değil arkadaşlar. Ama diyelim düştü. Ben zaten nakitteyim ya. 29.000'den full Bitcoin'e girerim. Bunu duyurmak istiyorum. Çok işlerim var bugün. Acil durum videosu gelmeyebilir. Ama bilin ki 29.000'e iğne atarsa Ramço oradan almıştır. Oradan düşüş devam mı ediyor? Olabilir arkadaşlar. Devam etsin, satmam. Neticede sert düşse bile tekrar sekecektir arkadaşlar. 29.000 üzerine çıkacaktır. Yani alırsanız ve düşüş derinleşirse panik satışı yapmayın derim. Kısaca bir Bitcoin'a değinmek istedim arkadaşlar. Şimdi Ethereum'a bakalım. Orada durum nedir? Arkadaşlar Ethereum günlük grafikte MA21'den destek almış ve MA10'a takıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu günlük grafiktir. Günlük destek ve dirençleridir. Şimdi Ethereum en son ne yapmış? 1040'a kadar iğne atmış arkadaşlar. Oradan tepki almış. Bir 4 saatliğe bakalım. Bakın MA200'e dokunmamış. Diyelim Bitcoin'u sert düşüşü yaparsa, Ethereum'u de düşürürse arkadaşlar, yani son kale Ethereum'de 980 dolar arkadaşlar. Oran altında 4 saat kapatmadıkça sorun yok. Diyelim oraya düştü. Ne kadarlık bir düşüş olmuş olur? Yani bayağı bir düşüş. %20. Olur mu? Olur arkadaşlar. Ama şöyle diyeyim. İlk ortalama MA200. Oraya hiç dokunmamışız biz. Geçenki düşüşte de iğne gelmiş ama dokunmamış. Hani bir ihtimal oraya bir iğne gelebilir. Şöyle 1040 dolarlara bir iğne gelebilir arkadaşlar. Bitcoin sert düşerse. Bakalım. Yani %15'lik bir iğne olmuş olur. Bir de saatliğinden bakalım arkadaşlar. Belki orada daha farklı bir şeyler görürüz. Saatlikte ortalamaların altına gitmemiş. İlk desteğimiz 1206 seviyeleri. Orayı takip etmekte fayda var düşüşlerde. Ve arkadaşlar 1170. Orası da diğer destek. Ora kırılırsa ne olur? Bakalım 3 saatliğe. Şu bölge arkadaşlar 1100 dolar. Ora çok önemli. Yani 1100 dolara kadar düşebilir. Eğer Bitcoin 29.000'e düşerse. Orayı da kırarsa dediğim gibi arkadaşlar şu bölgeye bir düşüş gelir 1140 ve son olarak da 980 dolar. Yani ben ne yaparım? Atıyorum Ethereum alacak olsam, nakitte olursam şöyle 1040'lara doğru bir gevşeme beklerim veyahut 1100. Bu bölge oradan denerim arkadaşlar şansımı. Hani neticede şu ortalamalara düşeceği de belli değil. Hani iğne atsa bile diyelim 1100'den aldın. Hatta 980'e bile iğne atsa arkadaşlar. Hani sert bir tepki verir zaten. Aldığın yerin üzerinden satarsın diye düşünüyorum.
Arkadaşlar bu düşüş senaryosuydu. Yükseliş senaryosuna gelelim. Bir Bollinger Band'ını açalım. Hareketli ortalamaları kapatayım. Yükselişlerde de arkadaşlar takip edeceğimiz seviye öncelikle 1273 dolar. Oran üzerinde 4 saat kapatmadıkça demin ki bahsettim düşüş senaryoları aktiftir. Sert yükselirse de nereyi takip edeceğiz? Arkadaşlar şöyle 1350 dolarları takip etmekte fayda var. Bir de günlüğüne bakalım. Günlükte de arkadaşlar Bollinger üst bandı önemli. O da 1380 dolar. Yani yükselişte 1380 doları takip edeceğiz. Düşüşlerde de verdiğim destekleri takip edeceğiz. Yani bu aralar böyle Ethereum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir günlüğüne bakalım tekrardan. Yani günlükte yükselen tepeler ve yükselen dipler devam ediyor arkadaşlar. Şöyle 1040 altında gün kapatmadıkça arkadaşlar yükseliş trendi aktif Ethereum'de. Ama 1040 altında gün kapatırsa tekrar yükselebilir o ayrı ama trend dönmüş olur arkadaşlar. Alçalan dip yapmış olur. Bu da olumsuz olur Ethereum için önümüzdeki haftalarda. Yani Ethereum'de durum bu. XRP'ye bakalım şimdi. Orada durum ne? 4 saatlikten gidelim. Arkadaşlar XRP 4 saatlikte pek bir bilgi vermiyor. Yataya bağlamış. Günlük grafiğe bakabiliriz. Günlükte arkadaşlar görüyoruz ki önemli desteğimiz 0.232 seviyeleri. O günlük Bollinger alt bandıdır. Ortalamalara bakacaksak günlükte hepsinin altındayız. Bu olumsuz arkadaşlar. Yani XRP olumsuz görünüyor. Hani düşüş gelirse dediğim gibi takip edeceğiniz seviyeler 4 saatte bakayım. Yani arkadaşlar bir tek bura geliyor benim. Yani burayı görüyorum bir tek. Şöyle 0.24, 23 o bölgelerden alınabilir arkadaşlar düşüş gelirse. Düşüş derinleşirse de tekrardan bir tepki yükselişi geleceğini düşünüyorum oradan. Yükselişlerde ne yapacağız? Arkadaşlar bunların hepsi dirençler. Artık 0.29'da var bir direncimiz. Ora ilk direnç. EMA 21 günlük bazda. Diğeri de 0.307. MA 200. Ondan sonra 0.315. EMA 200. Ve arkadaşlar Bollinger üst bandımız var. 0.33. Yani kısa vade XRP'de bunları takip edeceğiz. Bir haftalığına bakayım. Orada durumu neymiş? Yani haftalıkta da şöyle anlatayım. Şu dip kırılmadıkça 0.22 altında hafta kapatmadıkça sorun yok. Ama oran da altında hafta kapatırsa XRP tehlikeli olur. XRP'nin olumluya dönmesi için 0.415 üzeri hafta kapatması lazım arkadaşlar. Bu haftalıkta son hareketli ortalama. Bunu yapmadıkça hani aşırı olumlu değilim. Ama diğer taraftan da 0.22 altında hafta kapatmadıkça potansiyel devam ediyor diyebiliriz. Yani aylık grafiğine bakınca da çok olumlu durmuyor. Aylıkta bir seviye var arkadaşlar. Sadece orayı söyleyeyim. XRP yatırımcısıysanız bakın arkadaşlar şuradaki dipler var ya. Oranın altında ay kapatmadıkça bir potansiyel var. Yani neresi orası? Şöyle kaldırayım çizgilerimi. 0.17 dolar. Oran altında ay kapatmadıkça her zaman bir potansiyel vardır XRP'de. Ama oran da altında ay kapattı mı? Artık 2000 nasıl diyeyim 2017'den gelen yatay trendi bile kırmış olur. Bu da olumsuz olur. XRP'de durum bu arkadaşlar. Chainlink'e bakalım bir de. Evet Chainlink güzel yükselmiş arkadaşlar. Son analizlerimiz doğru çıktı. Dedim ki bu MA10 kırılmadıkça sert bir yükseliş gelebilir. Aynı burada yaptığını burada da yapabilir diye anlattık arkadaşlar. Şu an gerçekten güzel görünüyor Chainlink. Haftalıkta da olumlu. Yani aylardır diyorum arkadaşlar bu EMA 21 altında hafta kapatmadıkça Chainlink alınır ve tutulur. Orta vadeye atılır. Hep söyledim. Yani hala da aynı görüşteyim. EMA 21 kırılmadıkça sorun yok. Şu an 14 dolar seviyesinde arkadaşlar. Oran altında hafta kapatmadıkça orta vadeli yükseliş trendi devam ediyor Chainlink'te. Kısa vadenin neler olabilir bir bakalım. Yani bakın Bitcoin düşüşüne rağmen etkilenmemiş. Günlük Bollinger üst bandına iğne atmış arkadaşlar. Görüyorsunuz milimetrik. Yani burada bir dikkatli olmak lazım. Şöyle anlatayım.
18 dolar altında gün kapatmadıkça günlükte yükseliş trendi aktif arkadaşlar. Nereye gidebilir diye soruyorsanız arkadaşlar şu an all time high yapıyor kendisi. Hani önü açık gibi duruyor. Alçalan dip yapılmadıkça tutulur. Bir 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikte de üst bandı test ediyoruz. 30 dakikalıkta hani bilmediğimiz bir direnç çıkabilir mi? Evet, burada var mesela. Neresi orası? 24,62 dolar. Orası ilk direnç gibi duruyor. Şöyle 15 dakika daha bakalım. Yani hemen hemen aynı seviye. Saatlik. Burada da var bir tane 24,5 25 dolar bandı hedef arkadaşlar. Yükseliş gelirse desteklerimizi de verdim. Şöyle kısa vadeli desteklere bakacaksak yani 20 dolar 21 dolar altı tehlikeli gibi duruyor. Oranın altında en azından bir saatlik kapanış görmedikçe yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yani arkadaşlar Chainlink'te durum bu. Diyelim Bitcoin sert düştü. Chainlink'i de düşürdü. Nereye düşebilir? Şöyle 4 saatliğe bakayım tekrardan. Yani bir ihtimal 21.85'lere kadar belki 22'lere kadar bir geri çekilme olur. Atıyorum Bitcoin 29 bine düşerse yani bu üründe böyle sert düşebilir. Ama arkadaşlar şöyle 21.50 altında 4 saat kapatmadıkça yükselen dipler aktif 4 saatlikte bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Chainlink'te durum bu. Litecoin'e gelelim arkadaşlar. Yani Litecoin'de Bitcoin'den aynı gidiyor arkadaşlar. Yani paralel bir gidiş var. Yani tıpatıp aynı şeyleri yapıyorlar diyebilirim. Şöyle günlükte bakacaksak aynı yerden destek almış. EMA 55, MA 100. Yani tekrar bir düşüş gelirse arkadaşlar 125 dolardan denenir Litecoin. Yani düşüş gelirse 125 doları takip edin. Oradan alabilirsiniz. Daha da altına giderse bekleyin arkadaşlar. Bir tepki yükselişi gelir. Aldığınız yerin üzerine gelirse satarsınız, örnek vereyim. Yani sonsuza kadar düşmez. Hani dediğim gibi 125'lerden denenebilir. Atıyorum 125'ten aldın. Şöyle %5 stop koyarsın, örnek vereyim. Öyle şansını deneyebilirsin. Haftalığına bakalım. Haftalıkta da tepe teyit edilmiş arkadaşlar. Bir düzeltme var. MA 10'a iğne attı. Yani gördüğünüz gibi ilk ortalamadan desteğini almış. Bir daha iğne gelebilir arkadaşlar. 118-119 dolar seviyeleri. 118-119. Yani demin ki bahsettiğim desteğin altına iğne gelirse bu MA 10'a iğne gelmiş olur. 118-119 bandı arkadaşlar. Yani oralardan tepki alması lazım diye düşünüyorum. Yükselişlerde de hedef nere olabilir? Yani bayağı bir hedefleri var arkadaşlar bunun. Çok direnci var. Öncelikle 143, daha sonra da 149, bunlar dirençlerdir. Günlüğe bakalım. Günlükte de önemli seviye 145 seviyesi. Oranın üzerinde günlük kapanış yaparsak ortalamalar altımıza almış oluruz. Ama arkadaşlar şurada ikili tepe var, görüyorsunuz. Orayı kırmamız lazım. 153 dolar üzerinde bir gün kapanışı görürsek o zaman olumluya döner Litecoin arkadaşlar. Bu olmadıkça al sat yapın, yani al tut değil, destekten alın, dirençte satın vesaire. Hani öyle hareketler yapın. Alıp tutmanız için dediğim gibi 153 üstüne gün kapatması lazım. Litecoin'de durum bu. EOS'a bakalım arkadaşlar. Yani şu an en çok büyük altcoin'lerden istek aldım. Bu büyük altcoin'lerin hemen hemen hepsi Bitcoin'le paralel gidiyor arkadaşlar. Uçan altcoin'ler ise daha minik altcoin'ler. Yani markette daha geri olanlar son birkaç gündür sürekli yükseliyor. Görmüşsünüzdür. Yani Bitcoin'in düşüşünden etkileniyorlar. Toparlayınca çok sert yükseliyorlar arkadaşlar. Ama bu büyük coin'ler Bitcoin'le paralel gitmeyi tercih ediyor diyebilirim. Yani EOS'ta da şöyle anlatayım. Fazla bir şey demeye gerek yok EOS için. Hani daralan bir bant var arkadaşlar. Şöyle ortalamaları kaldırayım. Hepsi birbirine yapışmış vaziyette. Bakın haftalıkta çok büyük daralma var arkadaşlar. Alt bant ve üst bant arasında gidip geliyor sürekli. Bakın alt bandımız 2,35 dolar. Üst bandımız 3,20 dolar. Bu haftalık Bollinger bandı arkadaşlar. Yani yakında bir tarafa patlayacak bu. Bir altcoin rallisi gelecekse yukarı patlaması lazım arkadaşlar. Yani öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da burada oba formasyonu var. Bu da hoşuma gitmedi açıkçası. Yani
Şöyle anlatayım. 228 altında hafta kapatmadıkça EOS çok sert yükselişe geçebilir arkadaşlar. 228 oran altında hafta kapattığımda tam aksine çok sert düşebilir. Aylık grafikte de büyük bir daralma görüyoruz. Bakın alt bandımız 1.50, üst bandımız 4.85 arkadaşlar. Yani yükseliş sert gelirse buralardan nereyi takip edeceğiz? İlk etapta 3.20, daha sonra da 4.50'leri takip edeceğiz arkadaşlar. Eğer EOS'ta yükseliş gelirse. Dediğim gibi EOS yatırımcıları alıp tutanlar zaten günlük al satçı değilsinizdir büyük bir ihtimalle. Çünkü bu ürün günlük al satçı için pek uygun değil. Fazla hareket yok. Yani şöyle anlatayım. 2.28 altını hafta kapatmadıkça tutabilirsiniz. Uzun vadelik arkadaşlar. EOS'ta durum bu. Adaya bakalım. Şöyle günlüğe bakalım arkadaşlar. Yani adada fena durmuyor aslında. Yükselen tepeler, yükselen dipler, her şey güzel görünüyor. Yani Bitcoin arkadaşlar bir durulsun. Cardano'ya yarar diye düşünüyorum. Yükselen dipler var. Cardano arkadaşlar 0.30 altında gün kapatmadıkça günlük bazda yükselen trendine devam ettirdiğini düşünüyorum. 4 saatte bakalım. 4 saatlikte de fena görüntü yok. Yani bu düşmeyecek anlamına gelmesin lütfen. Günlüğüne bakalım bir de. Şöyle hareketli ortalamalarla. Geçen Bitcoin düşüğünde nereye iğne atmış ona bakalım. 0.270'lere iğne atmış arkadaşlar. Yani bir düşüş daha gelirse, eğer Bitcoin düşerse 29 bine arkadaşlar, şöyle 0.31'leri takip etmekte fayda var. Oradan tepki alırsa alır, alamazsa son iğnesine bir daha gitmek isteyebilir. 0.28. Ama gün kapanışı bu MA21'in altında gelmedikçe sorun yok. Hatta şöyle 0.30 altında gün kapatmadıkça sorun yok. Onu yaparsa temkinli olmak lazım arkadaşlar. Kademeli olarak düşüş trendine geçebilir Cardano. Şu an olumlu, dediğim gibi 0.30 altında gün kapatmadıkça olumlu hava devam ediyor. Hedefler nere olabilir? Yükselişlerde de. Arkadaşlar bakın MA10 üzerinde gün kapatmışız. Yani yükselirse buradan hedefinde yani en azından şöyle 0.37-0.38 var gibi duruyor arkadaşlar. Gün kapanışını da 0.38 üzerinde yaparsak yanlış olmasın arkadaşlar. Biraz küsuratlıymış bu. 0.385 diyelim. Oran üzerinde gün kapatırsak o zaman sert bir yükseliş gelir Cardano'da. Yani 0.30 altına gün kapatmadıkça potansiyel hedef arkadaşlar 0. işte ne diyorduk? 380 dolar diyelim. 385 üzerinde de gün kapatırsa yolculuğuna devam eder. Haftalıktan bakacak olursak da şöyle ortalamaları kaldırayım. Bakın arkadaşlar şuradaki tepeyi aşmış gibi duruyor. Üzerinde hafta kapattı güzel. Yani bu hafta biraz geri çekilmeler olsa bile önümüzdeki haftalarda biraz daha gideceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmasın. Böyle kademe kademe bu da bir çanak oluşturuyor. O çanağı tamamlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu an nereye takıldı diye sorarsanız. Bakın arkadaşlar şu bölge var ya şurada bir dip var hani. Orası direnç. Diğerine giderse de bakın 0.48 dolar. Orası diğer direncimiz olacak. Yani önümüzdeki haftalarda bu seviyeleri takip edeceğiz. Bakalım bir 0.48 üzerinde de hafta kapatırsa o zaman arkadaşlar 1 dolar hedefi var Cardano'nun. Cardano'da durum bu. Neo'ya bakalım. Şu günlüğünden başlayalım mesela. Günlük grafikte ne görüyoruz? Yükselen tepe var ve alçalan dip var. Bu ilk uyarı sinyalidir arkadaşlar. Alçalan dip yapmışız. Neo, bakın çok önemli bura. 27.40 üzerinde gün kapatmadıkça tehlikeli arkadaşlar. Yani 27.40 üzerinde gün kapatmadıkça Neo'yu alıp satın alıp satın alıp tutmayın. Ne zaman bu kapanış gelir? O zaman alıp tutabilirsiniz. Yani sürekli satış yiyebilir oralar kırılana kadar. Yani düşüş gördüğünde al, yükselişe geçince sat. Aynen bunu yapman lazım Neo'da. Yani gördüğünüz gibi alçalan dip var burada. Ya da bakalım alçalan dip mi?
Pardon arkadaşlar, yanlış görmüşüm. Tam yatay dipmiş bu. Yani alçalan dip olarak geçmiyor arkadaşlar. İkili diple diyebiliriz biz buna. Yok arkadaşlar, problem yok. Ne o? Sadece şunu yapmaması lazım arkadaşlar. 21.96'da gün kapatmasın yeter. 21.96'da gün kapatırsa o zaman alçalan dip yapar. O tehlikeli olur işte. Peki hedeflerim nere olabilir? Diyelim Bitcoin düştü. Daha önce nereye iğne atmış Bitcoin düşüşüyle? 20.84. Yani arkadaşlar 21, 20 dolar bilemedim, birazcık altına iğneler gelebilir. Olası bir düşüşte. Ama arkadaşlar şöyle anlatayım. 22 dolar altında gün kapatmadıkça hiçbir sorun yok. Evet, 22 dolar altında gün kapatmadıkça sorun yok. Yükselişlerde de nereyi takip edeceğiz arkadaşlar? Öncelikle 27 dolar, oralar hedef. 27.50 üzerinde de gün kapatırsa yükselen trend devam eder arkadaşlar. Yükselen tepeler yapmaya devam eder. Bu da güzel olur Neo için. Ama işte bazen hani yükselen tepe yapıyor buradaki gibi. Birden sert yapıyor arkadaşlar. İnsanlar buradan alıyor, ardından düşürüyorlar. Öyle bir şey de olabilir. O yüzden 4 saatlikte mi bakalım? Yani ilk etapta arkadaşlar yükselişlerde şöyle 26 doları takip etmekte fayda var. 25,5, 26 veya 25, o bölgeler arkadaşlar. 4 saatlik Bollinger üst bandı. Oralar ilk direnç gibi duruyor. Daha sonra da bakın günlükte MA10 var. 25 dolar arkadaşlar. Bakın 25 dolar üzerinde gün kapatırsak o zaman Neo'da olumlu oluruz. Yani nasıl diyeyim, yükseliş bekleyebiliriz fazladan. Ama şu an gün içinde MA10'dan satış yiyor arkadaşlar. İkidir kıramamış orayı. MA21 ile MA10 arasında gidip geliyor. Yani Neo alalım mı? Arkadaşlar alacaksan Neo'yu, dediğim gibi 22 dolar altına gün kapatmadıkça tutarsın. Veyahut şöyle 25 dolar üzerinde, hatta 24.50 üzerinde gün kapatırsa oradan alıp deneyebilirsin Neo'yu. Yani stratejim bu olmalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bu grafikleri yorumladım. Sizinle birlikte yorumladım. Ya, provasını falan yapmadım arkadaşlar. Tamamen doğaçlama gittim diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.